Bir şeyi kolayca hayal etmek, bir şeyi herkesten farklı yolları kullanarak yapabilmek, yepyeni fikirler geliştirmek sizin için çok kolaysa, özel yeteneklere sahip bir genç olduğunuzu düşünebilirsiniz. Özel yetenekleriniz varsa, herkesin gördüğü bir olay ya da objeye farklı tarzda bakıyor ve onlara karşı farklı yaklaşım tarzları geliştiriyorsunuzdur. Tabi özel yetenekli gençlerin bakış açılarının geliştirilmesi ve topluma faydalı olmalarının sağlanması hem özel bir emek hem de özel bir çalışma ister. Bu konuya kendilerini adamış uzmanlar var. Şimdi yaratıcılık dersi adıyla özel yetenekli gençlere yönelik çalışmalar yapan değerli konuğumla bu konuyu biraz daha yakından ele alacağız. Duygunur Şahin Arslan hoş geldiniz. Hoş buldum. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ben Duygunur Şahin Erslan. Ee, üstün yetenekler, özel yetenekli eğitimi öğretmeniyim. Üstün çocuklarda yaratıcılık üzerine çalışmaya başladım. Ee, aslında yaratıcılık ders öğretmeni olarak bilinirim, dersimin <laughs> adıyla bilinirim. Çocukların çılgın öğretmeni, <laughs> e, yetişkinlerin profesyonel hayal kurucu dediği, ee, yaratıcılık üzerine çalışmalar yapan bir eğitimciyim. Harika. Peki yaratıcılıklar üzerine çalışmalar yapıyorum dediniz. Bir gencin böyle bir özelliğe sahip olup olmadığını belirleyen nedir? Çok güzel bir soru. <laughs> <söyle. gülüyor> ee, aslında hepimiz çok yaratıcıyız. Öyle başlayayım. Hı hı. Ee, bu bizim doğamızda var. Yani yaratıcılık dediğimiz şey bizim aslında doğamızda olan bir süreç. Ama zamanla He, hep şöyle anlatırım. Ne oluyor da unutuyoruz ya da unutuluyoruz. Hmm. Belki benim görevim bu noktada unutulanları hatırlatmak oluyor. Hmm, yani herkes aslında yaratıcıdır evet. diyorsunuz. Hiçbir yeteneği olmayan, senden hiçbir şey olmaz diyeceğimiz bir çocuk veya bir yetişkin insan yok. <gülüyor> <gülüyor> Zor bir soru mu oldu? Çok, çok güzel bir soru oldu. Zoru severim. <laughs> Çocuklarla çalışıyorsak zoru sevmemiz gerekiyor. Şüphesiz. Ee, ve şöyle aslında yaratıcılıkla ilgili çok fazla bakış açısı var. Hı -hı. Çok fazla tanım var. Yani literatürü taradığımızda tek bir tanıma ulaşmamız mümkün değil. Belki de aslında tek bir tanıma ulaşamıyor olmak yaratıcılığın ta kendisi. Yani Hı -hı. tek bir doğru olsaydı yaratıcılık olur muydu diye düşünüyorum. Ee, bazı bilim insanları yaratıcılığı üstünlükle yani üstün yetenekle sınırlamış. Hı -hı. Ne kadar üstün yeteneklisin o kadar yaratıcısın demiş. Ee, bazı bilim insanları ise duygusal açıdan yaklaşmış. Hmm. Ee, bazıları ise keşiflerle yani eğer keşif icat yapabiliyorsan... ...bir ürün varsa yaratıcılık vardır demiş. Ee, ama hepsinin ortak noktası aslında hayal gücü. Hayal gücü varsa, hayal gücüyle başlıyorsa bir iş... İşte o zaman yaratıcılık başlıyor diyorlar. O zaman dereceleri var ve kişiye göre farklı özelliklerde yaratıcılık türleri var. Evet. Ama bunların temelinde bir hayal gücü diyorsunuz. Evet. Herkes hayal gücünü yeterince kullanabiliyor mu? Çok güzel soru. Çok <laughs> seviyorum böyle güzel sorular aldığımda çok mutlu <laughs> oluyorum. Herkes hayal gücünü yeterince kullanabiliyor mu? Kullanamıyor bence. Ee, çünkü hayal kurarken bile şerh koyuyoruz hayallerimize. Acaba öyle olursa Şöyle olursa şöyle, gençlere tavsiyem hayallerine şerh koymadan, hayallerine sınır koymadan hayal kurtsunlar. Benim çalışmalarımdan birinin ismi, yaratıcılığını özgür bırak. Ee, buradaki özgürlük aslında hayal gücündeki e, özgürlük. E, hayal kurarken aslında ne kadar özgürüz, buradan e, ya da çocuklarımızı, gençleri ne kadar özgür bırakıyoruz. Gençler kendilerini ne kadar özgür bırakıyorlar. E, ...bu noktada belki dediğim gibi buradan başlamamız gerekiyor. Şimdi sizi dinlerken kendi kendime dedim ki ben kendi hayal gücüme bir sınır koyuyor muyum? Yaşadıklarımla sınırladığımı düşündüm arkasından hızlı bir şekilde. Acaba her insan kendi hayal dünyasını kendi yaşamı çerçevesinde mi belirliyordur? E, tabii ki çevremiz bizi e, şekillendiriyor. E, sosyal varlığız. E, çevremizdeki insanlardan öğreniyoruz. E, Dediğim gibi benim misyonum bu noktada motto'm bu ee, hayal gücüne sınır koyma ee, ama bu şu değil yani sadece hayal kurayım ve bekleyeyim değil yani böyle algılanırsa e, yanlış bir yanlış noktaya olur. ilet, iletmiş olurum yanlış bir mesaj vermiş olurum ee, hayal kuruyoruz hayallerle başlıyoruz hayallerimizi amaçlıyoruz amaçlarımızı ise gerçekleştirmek için çalışıyoruz hmm. ee, yani sadece hayal kurdum ben şöyle bir hedefim var benim, şöyle bir üniversite hedefim var örneğin, şöyle bir kariyer planım var ama onun için çalışmıyorum. Hmm. Onun için çaba harcamıyorum. İşte o zaman e, ürüne dönüştürmemiş oluyorum. Hayallerim için çalışmam gerekiyor. Hayalimizin e, tarzı yaşamımızla bağdaştırılabilir kuşkusuz diyorsunuz evet. ama bunu geliştirmek için çalışmak gerekiyor. Bunu nasıl yapacağımızı bize örnekleyebilir misiniz? Ee, şöyle, aslında yaratıcılık problemlere duyarlı olma süreci. Ee, yani problem derken e, hayattaki her şey aslında bir problem durumu. Ee, bir örnek vermek gerekirse, ben e, bir metafordan örnek vermek isterim. Bisiklete binmek derim. Hı -hı. Aslında yaratıcılık bir kas. Bende yok, sende yok gibi değil. E, aslında doğamızda var diye başlamıştım konuşmama. Hı -hı. Doğamızda var olan bu süreci eğer unutmuşsak, ya da unutulmuşsa bize bir şekilde tekrar hatırlayabiliriz. Hmm. Bisiklete bisiklet sürmek gibi. Bisiklet sürmeye başladığımızda önce dört tekerlek, yanlarda iki tane bize yardımcı tekerlek vardır. Hmm. Zamanla bize bir güven gelir. İşte o zaman aslında bir çabadır. Biz sürmeye devam ederiz. dayız dayı, Akıştayızdır. Hmm. Sonra o iki tekerleği çıkartırız. Sonra devam ederiz yol yapmaya devam ederiz. Aslında bu bizim yine çabamızdır. Hı hı. Ve hatta üzerinde akrobasi yapacak kadar kendimizi güçlü hissederiz. Ama bu sürecin herhangi bir yerinde vazgeçersek, bırakırsak, hiçbir zaman o e, üst düzey, e, bisiklet üzerindeki hareketleri yapamayacağız. Elbette. Ya da, şimdi bu bilinen kısmı, yani bu şu ana kadar, işte ara verdiğimizde, ya da bisiklet sürmeyi çok iyi bir noktada kadar getirdik hı hı. ve orada bıraktık. Araya zaman girdi. Bir yıl, üç yıl, beş yıl ve tekrar bisiklet sürmeye başladığımızda aslında aynı noktada olmadığımızı fark ediyoruz. O yüzden yatıcılık egzersizleri de böyle bir şey yapmamız gerekiyor. Beynimizi e, bu program üzerine de desteklememiz gerekiyor. Gençlerin kendilerini hı hı. bu konuda... E, egzersizlerle geliştirmelerini Nasıl isterim. Nasıl bir egzersiz? Son olarak size onu sorayım, kısaca gösterirseniz. Çok memnun olurum. Şöyle, ben bir boncuk taş getirdim, Hı -hı. çok severim, e eğitimlerinde de kullanırım gençlerle. Derim ki, bu bir cam boncuk taş. Bu bir şey e, neyin kendisi olabilir Hı -hı. ya da neyin parçası olabilir? Şimdi bunun rengine odaklanabilir, renginden dolayı bir çıkarımda bulunabilir. Ama bu cam taşı e, hiç rengine odaklanmadan bu bir e, e, göz diyebiliyor. Şekline bakarak. E, şek, ama şekline bakarak diyebiliyor. Ya da bu tabi bir yuvarlak ama elips gibi düşünüp dünya diyebiliyor. Ya da merkür diyebiliyor. Hı hı. E, bir şeyin parçası olabilir dedim. Ya da bir şeyin kendisi. Hı hı. E, bir şeyin parçası neden seçtiğini soruyorum. Ya da neyin kendisi. E, bu tarz egzersizlerle aslında e, çok şey görünebilir, kolay görünebilir ama o kadar çok e, çalıştırıyoruz ki beynimizi ve o kadar sınırların dışına çıkıyoruz ki çünkü aslında <laughs> yaratıcılık sınırların dışına çıkmak. Doğru. Hı hı. Bu kısa süre içinde verdiğiniz bu güzel bilgiler gençlere eminim bir yerlere götürecektir. Çünkü gerçekten hayal dünyamızı nasıl kullanmamıza yönelik rehberlik yaptınız şu anda bize o minicik taşla ve anlattıklarınızla. Size çok teşekkür ediyoruz uygunur hanım. Ben teşekkür ediyorum. Gençlerle beni buluşturduğunuz için, konuk ettiğiniz için Sağ çok olun. mutlu oldum. Teşekkürler. Demek ki hayal dünyamızı çalıştırmak için birazcık çaba gerekiyormuş. Demek ki çalışmak gerekiyormuş. Sadece hayal etmek değil. Öyleyse Yol sizde artık. Görüşmek üzere sevgili gençler.